Ne? Ne bakıyorsun? Ne oluyor Şebnem? Ne karıştırıyorsun yine? Ne gibi? İstersen daha açık olayım Şebnem. Hı. Tarık Bey'le aranızda ne var? Sana ne Giray? Bu benim özel hayatım. Seni hiç ilgilendirmez. Bunu Semra ablaya, özellikle Pelin'e nasıl yaparsın? Bana ahlak dersi verene bak. Sen hastalığını bahane ederek Pelin'e vicdan azabı çektirmedin mi? He? Pelin'le Sıraç'ın ayrılması için bana yalvaran sen değil miydin? Nerede kaldı senin dürüstlüğün? İkisi aynı şey değil Şebnem. Ben ne yapıyorsam aşkımdan yapıyorum. Ama sen aşık olmayacak kadar akıllı bir kızsın değil mi? Pelin duyarsa çok üzülecek. Neye üzülecekmişim? Hadi söyleyin arkadaşlar, ben hayatta artık hiçbir şeye şaşırmam. Neye üzülecekmişim? Pelin, projeden bahsediyorduk biz de. Şimdi sen bu projenin üstünde çok duruyorsun ya. Yani bir aksilik olursa projeyle ilgili, Pelin de çok üzülür diyordum Şebnem'e ben. Teşekkür ederim Giray'cığım ama İmrahor'daki kentsel dönüşüm projeleri çoktan onay aldı bile. Aslında heyetin düzenleyeceği keşif turundan önce biz gidip bölgeyi incelersek iyi olacak. Müsaitseniz bugün gidip onu yapalım. Tabii. Ay yine mi o varoş turu ya? Çıkaramadım. Siz kusura bakmayın Semra Hanım. Ben günlerdir vicdan azabıyla kıvranıyorum. Gelip görüşmek istedim. Siz kimsiniz? Semra Hanım ben... Efendim? Semra Hanım mı görüşüyorum? Evet, benim. Ben eşiniz Tarık Bey'in şirketinde çalışanlardan biriyim. Ne istiyorsunuz? Çok pişmanım. Artık sadece huzurlu bir uyku istiyorum. Günlerdir gözüme uyku girmedi. Sakinleştiricilerle ayakta kalabildim. Bu vicdan azabı beni öldürmeden artık konuşabilir miyiz? İçeri geçin. Baba iyi misin? Allah belanızı versin. Elime bir geçirirsem topun var ya. Tamam abi. Tamam. Abi Kürşat. Mekanlarını başlarına geçireyim de. Artık sadece senin meselen değil. Biliyorsun değil mi? Anlatsana Şirin. Ne oldu dün gece? Yusuf abiyle aranızda ne geçti? Hayat, sen de amma meraklandın ha. Hem biz onunla evleneceğiz kızım, evleneceğiz. Senin düştüğün durumlara düşürmez o beni. Hem Hayat, şimdi sen beni mi merak ediyorsun? Yoksa Yusuf'la beni mi merak ediyorsun?
kız. Kendine mi niyetlendin yoksa ha? Ağzından çıkanı kulağın duyuyorum senin Şirin. Allah yazdıysa bozsun. Aa, niye ki? Yusuf deyince böyle gözlerinin içi parlıyor ama. Kes artık Şirin. Ben senin iyiliğin için konuşuyorum. Başına kötü bir şey gelmesin diye. Hayat, bak gerçekten sıktın ha. Şimdi çık odamdan, yalnız kalacağım ben. Şirin. Neler oluyor sana böyle? Hayat, sana ne? Çık. Neler oluyor göreceksiniz siz.